Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere İstanbul Güneşli'den sesleniyoruz. Özlem Kuyumcular konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Ekber Bey bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Bütün herkesi ekran başına davet ediyoruz ve gelin takın önemini bir kez daha Ekber Bey'den dinleyelim diyoruz. Ekber Bey öncelikle merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz. İyiyim, teşekkürler. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Evet, Ekber Bey'i tabii ki merak ediyoruz ve sizi tanımak istiyoruz kısaca. Ekber Tursun, 1972 Sivas doğumluyum. Uzun yıllardır Güneş'te ikamet etmekteyim. Evet. 14 yıldır kuyumcu sektöründeyim. Bayağı eski. 14 yıl oldu. Yaklaşık evet. 25-30 yıldır da bu adreste ikamet etmekteyim. Süper. Peki Özlem Kuyumculuğun kuruluş hikayesi nedir? Kuruluş hikayesi 1999 yılında depremden önce ticaretle uğraşıyordum. 1999 yılında kuyumcu sektörüne geçtik ticaretle uğraşmamıza rağmen. Bu sektöre ufak bir kendimize mekan yaptık. Daha sonra bölgede esnaf olduğumuz için sektörle ilgili bir takım gelişmeleri, işimizi geliştirerek, büyüterek kendi çapımızdan bu duruma kadar geldik. Güzel bir yerdesiniz. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Güzel. Tabii ki merak ediyoruz. Yani kapıdan içeri giren misafirlerimiz diyelim. Burada ne gibi hizmetler alabilecekler? Özlem Kuyumculuğun hizmetleri nelerdir? Özlem Kuyumculuğun hizmetleri de öncelikle dürüst olmak. Güler yüz. Marka ürün satıyoruz. Altınbaş, Asos satış noktasıyız. Onun dışında yıllardır burada ticaretle uğraşıyorum. Kendi markamız Özlem Kuyumcular kendi bölgemizde bizce bir markadır. Kesinlikle. O anlamda bütün müşterilerimizle ilişkilerimiz çok sıcaktır. Sebebi de şudur. Biz bölgesel değil de işte mahalle kuyumculuğu yapıyoruz. Halkla çok iç içeyiz. Halkla inanın böyle kuyumcu müşteri kültürü değil de abi kardeş kültürü daha aile çok. Aile gibi görünmekteyiz. Ama zaten sizler de en özel, en güzel günlerinde insanların yanındasınız. Yani işte nişanlılık, isteme, işte söz falan derken sevgililer günü, anneler günü sürekli insanlar sizlere ihtiyaç duyabiliyorlar. Aynen öyle. Sektör tabii özel günlerle birlikte her zaman var olan bir sektör, bitmeyen bir sektör. Özellikle bayanların daha çok yatırım aracı kullandıkları birçok bilezik, külçe altın, cumhuriyet altını. Bunu tamamen gizli bir yatırım gibi görüyorum. Gerçekten ben bu anlamda bir kendi müşterilerimi özellikle tebrik ediyorum. Yani İnanılmaz aileye katkı yapıyorlar. Tabii. Aynı zamanda zaten pırlanta sektörüyle birlikte sürekli gündemde bir sektör. Biz de bu hizmetleri düzgün verdiğimiz sürece sektör günde güne daha kendini geliştirerek, bizler de hizmetlerimizi geliştirerek, yeni uygun piyasada uygun ürünleri alarak markayla birlikte tüketicimize, müşterilerimize sunmaktayız. Evet, şu anda tabii ki ürünlerimiz ekranda dönüyor ama biz bir kez daha Özlem Kuyumculuk'taki ürünlerimizi bir gözden geçirelim. Yani burada kaç çeşit ürünümüz bulunmaksa buraya gelen misafirlerimiz hangi ürünleri bulabilecekler? Bize gelen misafirlerimiz işte bir kuyum sektörde ne gerekiyorsa bizde mevcut. İşte pırlantasından 14 ayarına kadar, külçe altından çeyreğine kadar çeşitli tasarım takı ürünleri, işte yüzük, kolye gibi ayrı ayrı özel siparişlerle birlikte hepsi mevcut. Özlem Kuyumcu'na giren müşterimiz hemen hemen boş çıkmaz çeşit anlamında. Evet, özel siparişler. Özel siparişler de mevcut. Özel tasarımlar dedik. Peki ne kadar süre öncesi sizlere özel tasarımlarıyla gelmeleri gerekiyor müşteri? Yani bunu bir günden bir haftaya kadar temin edebiliyoruz. Biz şanslıyız. Kuyumcu kent bize yakın. Biz müşterilerimizin siparişini yarım saat, bir saat içerisinde hazırlanmış bir sipariş bizde olmasa bile müşterimize sunabiliyoruz. Biz bu anlamda Anadolu'da ya da İstanbul'un çeşitli bölgedeki meslektaşlarımdan biraz daha avantajlıyız. Kuyumcu kent bize yakın. Biz kısa bir sürede müşterilerimizin siparişlerini çok kısa bir süre sonra da teslim edebiliyoruz. Yarım saat, bir saat gibi sonra teslim edebiliyoruz. Peki kendi istekleriyle gelebiliyor mu? Kendi özel istekleri. Tabii. Kendi özel istekleri de gelebilir. Süper. Aynen öyle. Kendi özel tasarımlarıyla da, istekleriyle de sizlere gelebiliyorlar. Gelebiliyorlar. Çok güzel. Sizler de cevaplıyorsunuz zaten. Biz de cevaplıyoruz. Peki ürün garantimiz nedir? Altında sınır yok. Neye göre söylüyorum? İşte müşteriye yeni sattığımız bir üründe gerçekten sorun bizdeyse biz onu birebir iade alıyoruz. Yerine orijinal bir ürünümüzü veriyoruz. Tabii zaman zaman müşteride de kaynaklanan bir şey oluyor. 3 yıl, 5 yıl uzun zaman bir kullanmış bir bayan bir şey getiriyor. Onu da
bakımını, tamirini yaptırarak teslim etmeye çalışıyoruz. Üzmemeye dikkat ediyoruz. Müşteri bugün günümüzde önemlidir. Sıcak satışından başka bir özellik de şu. Bu sektörde hizmet önemli. Biraz önce de belirttiğim gibi hizmet olmazsa hangi sektörde olursanız olun bunun karşılığını alamazsınız. Çok. O anlamda da biz özel günlerde de bu tür kampanyalar düzenliyoruz. Dün sevgililer günüydü. İşte sevgililer günümüzden müşterilerimizin aldığı ürünün yanında bir tane kırmızı gül, canlı bir gül de biz verdik müşterilerimize. Bunun yanında çeşitli kampanyalar yapıyoruz. Kredi kartı satış kampanyaları, işte medyadaki gördüğünüz gibi kurumsal firmaların, çalıştığımız firmaların da kampanyaları var. Bu kampanyalarla birlikte destekliyoruz kampanyalarımızı. Evet, peki kaç personel hizmet veriyoruz Özlem Kurumculuk'ta? 5 personele hizmet veriyoruz. Evet, hepsi de tabii işi bilen arkadaşlarımız. Tabii hepimiz de deneyimli arkadaşlarımız. Güzel. Peki sektörel sıkıntılar nelerdir? Kurumculuk sektöründe ne gibi sıkıntılar var? Her sektörde tabii ki sıkıntılar vardı. Günümüzde de sıkıntı daha çok sanki bize yansımasa da yarın bize yansıyacak gibi görünüyor. Bunun nedeni de işte son zamanlarda bildiğiniz gibi medyada işte bankalar da bizim sektörümüze el attılar. Belki bu anlamda sıkıntılı olur. Onun dışında altın fiyatları sürekli yatırım aracı, iyi bir araç olduğunu düşünüyorum. Ben 13-14 yıldır bu sektördeyim. İşte dövizin, borsanın, TL'nin, faizin üstünde olduğuna inanan biriyim. Belki gayrimenkullerde yarışıyor. Evet. En ciddi rakibi kendisidir diye düşünüyorum. Burada da duyulmuş olalım. Bütün müşterilerimize şunu söylüyorum. Altına yatırıma devam. Ama gerçekten artık insanlarımız çok bilinçlendi ve altına yatırım yapmaya başladılar. Bu anlamda da işte artık bankalar da buna el atmaya çalıştılar. Sebebi de şu, bilmiyorum, ben şöyle görüyorum. Uzun zamandır banka sektörü ciddi kar yapıyor. Bu anlamda da altına da biraz girmek istiyor. Tabii. Belki de sebebi budur diye düşünüyoruz. Güzel. Peki hedeflerimiz nelerdir? Özlem Kurumculuğu nerelerde göreceğiz? Hedefimiz daha iyi hizmet etmek, daha kaliteli ürün satmak, daha iyi müşteri memnuniyeti yakalamak. Özlem Kurumculuğu'nun hedefi her yerde olmak. Her yerde olmak demek doğru olur mu olmaz mı bilemiyorum. Olmaz diye düşünüyorum. Belki bir iki tane şubeyle birlikte devam etmek. Ama diğer illerden insanlar da sipariş verebilirler değil mi sizlere? Tabii işte yurt dışında benim müşterilerim zaman zaman siparişlerini veriyor. Çok işte çeşitli Avrupa ülkelerinde müşteri memnuniyetine birlikte yakalamışız. Bu anlamda yurt dışında da zaman zaman bize siparişler geliyor. Dediğiniz gibi çeşitli çok sık da olması her bölgede bizim müşterimiz var. İstanbul'da ve İstanbul dışında zaman zaman müşterilerimiz oluşuyor. Evet, herkese Özlem Kurumculuğu'na bekliyoruz ve vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı da çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sizlere. Hoşçakalın. Bizler teşekkür ederiz. Evet, Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Güneşli'de bulunan Özlem Kurumculuk'tan seslendik ve takın önemini bir kez daha ekranlara taşımış olduk. Buradan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Sözü buradan alıp merkez yollarına bırakıyoruz.